Sevgili seyirciler, yeni bir 5'te 1 kamp programına hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta ne yazık ki Atatürk Havalimanı'na yapılan kanlı baskın sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın da gündemindeydi. Oysa yine geçen hafta öyle iki tane gündem maddesi vardı ki yıllardır süren Türkiye'nin diplomasi alışkanlıklarını 180 derece terse çevirmişti. Bugün 5'te 1K'da bu kanlı baskının gölgesinde kalan ancak Türkiye'nin geleceğini de çok etkileyen iki önemli gelişmeyi ve bu gelişmeye gelen süreci anlattığımız özel bir araştırma dosyasıyla geliyoruz. İsrail-Türkiye ilişkileri ve Türkiye-Rusya ilişkileri iki ayrı nedenden dolayı derin dondurucudaydı. İsrail'deki ilişkiler Gazze olaylarıyla başlamış, Mavi Marmara'yla devam etmiş, arada Davos'ta One Minute krizi girmiş ve iki ülke arasındaki ilişkiler derin bir dondurucuda yaklaşık 8 yıl boyunca bekletilmişti. Bu süre zarfında gerek İsrail Büyükelçisi'yle görüşmüş, gerekse bizzat ben Gazze'ye gitmiş ve Tel Aviv'de, Kudüs'te çeşitli açılardan Türkiye-İsrail ilişkilerindeki gelişmeleri adım adım takip etmiştim. Bugün bütün her şey 180 derece tersine çevrildi. İyi ki de çevrildi diyebiliriz. Ancak bugüne kadar gelen süreçte Türkiye ile İsrail ilişkilerinin bu noktaya geleceğini siz 5'ine 1K izleyicileri zaten benim anlattıklarımdan biliyordunuz. Özellikle 5 ay önce Tel Aviv'de sizlere yaptığım söyleşilerde anlattığım ortamda ortaya zaten bir Türkiye-İsrail barışı çıkacağı belli olmuştu. Bugün 5'ine 1K'da sizlere bu iki ülkeyle derin dondurucuya kaldırılan ikili ilişkilerin nasıl ısındığını, nasıl 180 derece değiştiğini bizzat adım adım 5'ine 1K kameralarıyla anlatmak istiyoruz. İsterseniz gelin önce sizi Türkiye ile İsrail ilişkileri nasıl bozuldu, neden bozuldu ve bu süreçte neler yaşandı onu anlatalım. Onu anlatarak 5'ine 1K'ya başlayalım. Türkiye-İsrail arasındaki ilişkilerin ısınmasının en büyük ve temel sebebi Gazze oldu. Özellikle 2008 yılında Gazze'ye yönelik İsrail ambargosu bütün dünyanın diline düşmüştü bile. Özellikle İsrail'in Gazze'ye yönelik demir yumruk operasyonu Türkiye'de sinirlerin de iyiden iyiye gerilmesine yol açtı. Bu operasyonda 1200 kişi Gazze'de hayatını kaybetti. Fosforlu bombalar yağdı gökyüzünden. Gazze yerle bir edildi. Yetmezmiş gibi ambargoda her geçen gün Gazze'lileri sıkıştırmaya başladı. Türkiye'de gerilen sinirler Davos'ta bir panelde patlayacaktı. One minute. Okay. One minute. Sayın Perez, benden yaşlısın. Sesin çok yüksek çıkıyor. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereği. Dönemin Başbakanı Erdoğan'ın uçağı Davos'tan havalandığında Türkiye-İsrail ilişkileri de 8,5 yıllık bir ara için derin dondurucuya kaldırılıyordu. Haydi devlet vasfını kazandığını belirtiyor. Sana çok teşekkür ediyorum. Benim için de bundan böyle Davos bitmiştir. Daha Davos'a gelmem. Bunu da böyle bilir. İşte o günlerde İsrail'in Ankara Büyükelçisi Gabi Levy canlı yayında konuğum olmuş ve söyleşi sırasında aslında Türkiye ile İsrail arasındaki Gazze krizinin nedenlerini sorularıma verdiği cevaplarla özetlemişti. Savaş gemileriyle mi müdahale edeceksiniz? Ne yapacaksınız somut olarak? Ancak Gazze'den gelen haberler pek sizin dediğiniz gibi değil. Son Birleşmiş Milletler raporunda da var. Son bir yıldır özellikle gazeteciler ve o Gazze'de yaşayanlarla konuştuğumuzda şu anda İsrail'in sadece 35 çeşit ürünlü Gazze'ye götürdüğünü söylüyorlar. Bu ürün çeşidi daha önce 4000'miş bildiğiniz gibi. Gazze bir yıl önce yıkılmıştı İsrail'in saldırılarından. Mesela özellikle inşaat sektöründe çok büyük gecikmeler var deniliyor. Barınma kitleri ortalama 85 gün sonra teslim ediliyormuş. Yine yatak ve mutfak ortalama 35 gün sonra ve pediatri kitleri, daha da önemli sağlık kitleri 68 gün sonra teslim ediliyormuş. Bu şekilde haberler geliyor. İsrail gerçekten bunları zamanında teslim ediyor mu? Ve samimi misiniz söylediklerinizle Sayın Büyükelçi? Kesinlikle samimiyim. Bölgedeki Gazze'deki bütün bu pazarları, marketleri de görmeniz lazım. Yani İstanbul'daki Mısır pazarı gibi. Sizin anlattığınız kadar renkli değil orada Sayın Büyükelçi. Mesela giden şu anda siz madem bu kadar kendinizden eminsiniz,
Neden korkuyorsunuz? Çünkü son bir yıldır füze saldırısı deniliyordu, bahane ediliyordu. Füze saldırısı da son derece minimal bir noktaya geldi. Şimdi bakın, Gazze'nin hakimi Hamas, Gazze'yi yönetenler Hamas. Dolayısıyla nasıl baş etmemiz lazım bu konuyla? Biz mümkün olan her şeyi yapıyoruz. Sizin müzakere sürecinin ancak bu şekilde parçası olabilirsiniz. Öyle bir tablo çiziyorsunuz ki sanki Gazze güllük gülistanlık bir yıl önce yerle bir edilmedi. O kadar insan, çocuk ölmedi ve şu anda bu gidenler de sanki Gazze'de sadece İsrail'e karşı dünyaya propaganda yapmaya gidiyor. Yani biz giden isimlerin bir kısmını tanıyoruz. En azından gazeteciler ve gerçekten Türkiye'de NGO olarak çalışan isimler. Madem bu kadar kendinize güveniyorsunuz, neden bu kadar tedirginsiniz? Bırakın girsin bu yardımlarda. Sizin için ne zararı olabilir? Yani 35 çeşit gıdaya mahkum etmek doğru mu bir koskoca bir halkı sonuçta? Yani sizin çizdiğiniz tablo çok da objektif bir tablo değil. Biraz önce okuduğum verilerde benim Uluslararası Af Örgütü'nün 2009 Gazze raporundan aldığım sözler. Yani bunlar sadece bizim kulaktan duyma aldığımız bilgiler değil. Size bu konuda katılamayacağım. Çünkü şunu söyleyeyim, biz mümkün olan her şeyi yapıyoruz bir kere Gazze halkına gerekenleri sağlamak için. Şunu söyleyeyim, hiç şüphem yok ki bu insanların, bu yardım konvoyu denilen şeyin amacı tamamen siyasi, politik. Sayın Büyükelçi, sanırım yola çıkan bu gemilerin güvenliği artık size emanet olacak. Çünkü siz bunu deklare ettikten sonra bu gemilerin, Allah korusun, başına bir şey gelirse herkes sizi sorumlu tutacak. Bu sizi rahatsız etmiyor mu acaba? Bu söyleşi sonrasında Gazze'de gerginlik iyiden iyi arttı. One Minute, İsrail-Türkiye ilişkilerinin ilk kırılma noktasıydı ancak sonuncusu değildi. Önce kamuoyunun yakından takip ettiği alçak koltuk krizi yaşandı. İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Türkiye Büyükelçisi'ni küçümsemek için kendinden daha alçak bir koltuğa oturttu. Ardından Gazze ablukasını kırmak için Mavi Marmara gemisi bir filoyla Gazze'ye gitmeye karar verdi. Olayların büyüyebileceğinin ilk işaretini yine 5N1K'da yaptığımız söyleşilerde duyurmaya çalıştık. Hakan, siz direnecek misiniz? Eğer derlerse ki, sonuçta görünen o ki direneceksiniz. Gözaltına aldılar. Sizi geri gönderelim derlerse reddedeceksiniz bunu. Nedir sizin stratejiniz acaba? Yani bakın, biz bir ekibiz. Yani çok farklı fraksiyonlardan, farklı siyasi görüşlerden, farklı dinlerden insanlar var burada. Ama burada İHA'nın himayesindeyiz. İHA'nın bünyesindeyiz. Dolayısıyla da burada tabi olduğumuz kişi İHA Başkanı Bülent Yıldırım'dır. Yani benim gönlümden geçen, tabii ki yani ne demek direnirim, teslim olmak istemem vesaire vesaire. Ama sonuçta son sözü Bülent Yıldırım söyle. Bülent Yıldırım da kesinlikle gemilere kimsenin çıkmasına izin verilmeyeceğini ve birilerinin gözaltına alınmasına teşebbüs edildiği takdirde de buna direnileceğini ve bir tek kimsenin bile orada bırakılmayacağını söyledi. Tarihi bir gündeyiz. Bütün Türkiye ayakta iki olay nedeniyle. İkisi de dün gece saatlerinde gerçekleşti. Biri sabaha doğru İsrail açıklarında, uluslararası karasularda, bizim Perşembe günü ilk kez ana akım medyada duyurduğumuz ve önümüzdeki hafta biz bu konuyu konuşacağımız dediğimiz İHA'nın önderliğinde farklı yardım kuruluşlarının Gazze'ye götürdükleri yardım gemilerini İsrail askerleri bildiğiniz gibi bir müdahalede bulundu ve durum korkunç. İçeriye girip içeride zaten telaşlı olan insanlarla karşı karşıya gelmek çok basiretsiz bir komuta davranışı. Zaten diyor ki kimin ateş emri verdiğini bilmiyorum diyor. Evet. Ama hem devleti hem de komutanları bağlayan bir savaş suçu işlenmiş bulunuyor. İşte 1K programına hoş geldiniz. Tam bir hafta önce Mavi Marmara yola çıkarken bir Perşembe günü canlı yayında bağlanmış ve demiştik ki önümüzdeki hafta çok sıcak geçebilir. Çünkü biz her ne kadar Türk basınında birkaç gazeteci dışında dikkat eden, dikkat çeken yoksa da Ayşe, bize bir anlatır mısın? Bu görüntüleri sanırım sen de çektin, fotoğraflar. Sen Twitter'dan da geçiyordun. Karartma olduktan sonra hiçbir şey olmadı. Bu görüntüleri de ekrana getirmesini rica edeceğim arkadaşlarımızın. Bu görüntüleri sen getiremedin. Bu görüntüler nasıl geldi? Ne oldu? Başınıza ne geldi? Görüntü anlamında sorayım. Sonra olayın başına dönelim. Saat 4'ten itibaren resim çekmeye başladık zaten. Dışarıya çıktık. Ondan önce de çekiyorduk arkadaşlarla. Ama 4'te ilk Zodiac yaklaştı. Çok yakınına geldi geminin. Hatta kameralarımızın zoomlarını zoomlayarak çekmeye çalıştık.
da gerçek kurşun kullanılıyor. İnsanlar kurşunların önünde kaldılar. Dış politikada artık teoriler değil, sahadaki gerçekler konuşulmaya başlanmıştı. İHA öncülüğünde insani yardım taşıyan Mavi Marmara adlı gemi uluslararası karasularda İsrail askerlerinin baskınına uğradı. Bu saldırı sonrasında 10 Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Büyükelçiler acil olarak geri çağrıldı. İki ülke savaşın eşiğine geldi. Diplomatik ilişkiler artık en alt seviyeye indirilecekti. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle İsrail kendisine tanınan bütün fırsatları heba etmiştir. 1. Türk-İsrail diplomatik ilişkileri ikinci katip düzeyine indirilecektir. İkinci katip düzeyi üzerindeki tüm görevler, başta büyükelçi olmak üzere, en geç çarşamba günü ülkelerine geri döneceklerdir. 2. Türkiye ile İsrail arasındaki asker anlaşmaların tümü askıya alınmıştır. 3. Doğu Akdeniz'de en uzun kıyısı bulunan sahildar devlet olarak Türkiye, Doğu Akdeniz'de seyri sefer serbestliği için gerekli gördüğü her türlü önlemi alacaktır. 4. Türkiye, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı tanımamaktadır. İsrail'in 31 Mayıs 2010 tarihi itibariyle Gazze'ye yönelik olarak uyguladığı ablukanın Uluslararası Adalet Divanı'nda incelenmesini sağlayacaktır. Bu doğrultuda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu harekete geçirmek için girişimlere başlıyoruz. 5. İsrail saldırısının Türk ve yabancı tüm mağdurlarının mahkemelerdeki hak arama girişimlerine tarafımızdan gereken her türlü destek verilecektir. İki ülke arasındaki ilişkiler işte böyle sıfırlandı. Gazze'deki abluka artmış, hatta plajda oynayan çocukların bile öldürülebileceği çok tehlikeli ve gaddar bir döneme girilmişti. İşte böyle bir dönemde 5N1K ekibiyle Gazze'de yaşananları yerinde görmek için bizzat Gazze'ye gittim. Gazze'de gördüğüm durum içler acısıydı. Bu gördüğünüz bir savaş filminin seti değil, savaşın ta kendisi. Bu insanlar da bir savaş filminin figüranları değil. Bu yıkılan binaların Gazze'li sahipleri. Sevgili seyirciler, Gazze'ye hoş geldiniz. Yaklaşık 1,5 kilometre yürüyorsunuz ve sadece bir ülkeden başka bir ülkeye değil, neredeyse bir zaman yolculuğuna çıkıyorsunuz. Bir tarafta havaalanını andıran bir çıkış, öbür taraftaysa sizi bu manzara karşılıyor. Tabii şu anda belki kokuyu hissedemiyorsunuz. Ama inanılmaz bir barut ve yanma kokusu var etrafta. Bu binalar bundan birkaç gün, birkaç hafta önce vurulmuş ve ilk vurulan binalar arasında. Kimi binalarda hala oturanlar var, gördüğünüz gibi. Yıkıntıların arasında çocuklar oyun oynuyorlar. Arabalar, giyim, kuşam sadece dil değişmiyor. Diyorum ya, daha dumanı tutuyor, görüyorsunuz. Sevgili seyirciler, Gazze deyince gözünüzde sadece bir isim canlanmasın. Gazze'de bütün şehirler gibi daha bakımlı, daha zengin semtleri de olan, daha fakir semtleri olan da bir şehir. Burası Rimel bölgesi. Gazze'nin herhalde eli yüzü düzgün, gelir düzeyi yüksek, en önemli bölgelerinden bir tanesi. En son savaşta ne yazık ki burası da vuruldu. Bu sokaktan, sakin sokaktan başınızı birazcık çeviriyorsunuz. Ve karşınızda bu sefer F-16'lar tarafından vurulmuş binaları ya da o binalardan kalanlarını, otobüsleri, yanmış otobüsleri görüyorsunuz. Tam 8 sorti yaptığını söylüyor burada yaşayanlar. 8 sorti de bu bölgenin vurulduğu iddia ediliyor. Yani Gazze'de hani şu bölgeyi vuruyorlar, bu bölge daha güvenli, burada daha emniyettesiniz diye bir şey yok. Her bölge vurulabilir. Her bölgede karşınıza bir anda helikopterlerden, uçaklardan, savaş uçaklarından bir füze başınıza gelebilir, inebilir. Arkadaki binadan kalanları görüyorsunuz. Biraz şöyle göstermeye çalışayım. Bu binada Kassam Tugaylarından önemli bir ismin olduğu iddia ediliyordu. O isim var mı bilinmiyor. Ama şu anda burada hayatını kaybedenlerin sayısının 8 olduğu kesinlik kazanmış durumda. Gördüğünüz gibi yanmış otobüsler. Ve hani diyoruz ya, Gazze'nin iyi semtlerinden bir tanesinden kalanlar.
işte karşınızda. Şu anda bir arabanın içinden İsrail sınırının hemen dibindeki Gazze mahallesini görüyorsunuz. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Son yıllarda gördüğüm en büyük yıkım diyebilirim. Bunların bir kısmı helikopterler tarafından vurulmuş ama büyük bir kısmı askeri operasyonun ilk hedefi olmuş. Evler boşaltılmış, askeri operasyon başladığı sırada ardından pek çok ev boşmuş ama evlere geri dönenler evlerin halini bu şekilde bulmuşlar. Peki bu insanlar nerede? Bu insanlar şu anda Gazze'nin çeşitli yerlerindeki okullara sığınmış durumdalar. Sığınanların sayısının 250 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Evlerin durumuna baktığınız zaman bu rakamın gayet doğal olduğunu da görüyorsunuz, anlıyorsunuz. Büyük bir yıkım var. Gazze sokaklarında dolaşıyoruz. Yıkılan sokaklara zaman zaman gidip yakından bakıyorum. Üzerinde kurşun deliği olmayan bina yok Gazze'de. Görece durumu daha iyi semtler, orta halliler, fakir mahalleler, hemen her iki binadan biri savaştan payını düşüne almış. Okullar, hastaneler, camiler yıkılmış. Gazze'de dolaşırken artık insanların kanıksadığı, Gazze'ye ilk gelenlerin ise şaşırdığı pek çok küçük detay dikkatimi çekiyor. Gazze'ye bakarken aklımdan normal bir şehirde pek çok kişinin artık kanıksadığı, hatta varlığını bile unuttuğu bir yoklar listesi yapıyorum. Gazze, yokların başkenti gibi. Gazze'de elektrik yok, su yok, toplu taşıma yok, sokak lambası yok, trafik lambaları yok, sokak isimleri yok, balıkçılara açık deniz izni yok, çimento yok, kanalizasyon yok, temiz su yok, süpermarket yok, demokrasi yok, içki yok, kadınlara nargile yok, opera, bale, tiyatro, sinema yok, ihracat yok, ithalat yok, havaalanı yok, liman yok, otobüs terminali yok, madencilik yok, sığınak yok, 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 yok. Gazze'de izlediğiniz bu röportajları yaptıktan sonra birkaç kilometre ötede aynı deniz kıyısında Tel Aviv'e geçtiğimde beni bir sürpriz bekliyordu. Resmi olarak Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkiler donmuştu. Hatta bitmiş gözüküyordu. Ancak iki ülke arasındaki ticaret kapalı kapılar arkasında tıkır tıkır işlemeye devam ediyordu. Bütün bu siyasi atmosfer, Türkiye ile İsrail arasındaki gerginlik, Türkiye'nin Gazze problemine farklı bakış açısı, hassasiyeti, bütün bu iş dünyasını etkiliyor mu yoksa iş ayrı, bütün bunlar ayrı mı? İş ayrı, politik ayrıdır tabii ama Türkiye ile İsrail arasındaki politik kriz diyelim uzadı. Bu kriz uzayınca maalesef aşağıya doğru iner. İnsanlar bir taraf tutar. Dolayısıyla yani geçici bir şey olmadı. Bu bakımdan yani değerlendirmeden bile insanlar maalesef ticareti konuşmuyorum. Çünkü ticarete hiç tesiri olmaz. Çünkü İsrail olsun, başka ülkeler olsun bütün dünyada ithalatını, ihracatını karşısındaki adamı güvenirse, oradaki mal kalitesi iyiyse, fiyatı da uygunsa yapacaktır. Dolayısıyla Türkiye ile İsrail arasındaki iş hacmi, halat ithalat hacmi büyümüştür ve gelişmiştir. Bence kriz olmasaydı çok daha büyürdü. Büyük bir miktardır. Bu sene 5 milyara varıyoruz. Siz Türkiye ile başka ülkeler arasında 5 milyarlık ticareti olan pek fazla ülke yoktur. Şunu merak ediyorum. Bu 7 yılda ne değişti? Yani ticaret durdu mu? Liderler birbirlerini atıp tutarken, kendi iç
kamuoyuna öfkeli mesajlarını verirken iş adamları nasıl etkilendi? İki ülkenin iş ilişkisi nasıldı? Türkiye ile İsrail arasındaki politik kriz yalnız politikada kaldı. Türkiye ve İsrail aralarındaki ekonomik anlaşmalarına dokunmadı. Hiç dokunmadılar bu 7 yılda. Hiçbir değişiklik olmadı. Arttı mı? Ne serbest bölge konusu, ne yani ben diyorum anlaşma olarak, ne vizeler konusu, hiç bunlara dokunulmadı. Yalnız iki ülkenin yöneticileri aralarında karşılıklı konuştular, mesajlar gitti ama ekonomiye bir tesiri olmadı. Kriz 4-5 sene sürünce yavaş yavaş aşağıya göre infiltre oluyor. Herkes sanki böyle olması gerekir gibi bununla yaşamamız gerekir gibi hayatını devam ediyor. Ekonomiye gelirsek iş adamlarına tesir etmedi diyemeyiz. Bence iki ülke arasındaki ekonomi hacmi büyüdü. Bütün bu söyleşiler sonrasında iki ülke arasındaki ilişkiler yine gerginliğini yıllar içinde korudu. Ta ki geçtiğimiz yılın sonlarına kadar. Üç konu iki ülke arasındaki ilişkileri kilitlemişti. İlki Mavi Marmara sonrasında İsrail'in özür dileme meselesiydi. İkincisi Mavi Marmara'da hayatını kaybedenlere tazminat ödenecek. Üçüncüsü de Türkiye'nin isteği olarak Gazze ablukasının kaldırılması gerekecekti. Özür meselesinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama 22 Mart 2013 tarihinde bir İsrail resmi gezi sırasında önemli adım attı. Netanyahu'nun yanından dönemin başbakanı Erdoğan'ı aradı ve telefonu Netanyahu'ya verip özür dilemesini sağladı. 6 yılın sonunda Mavi Marmara 2010'da olmuştu. 6 yılın sonunda Türkiye ve İsrail bir anlaşmaya imza attılar en sonunda. İlk baştan beri İki tarafın da talepleri belliydi. Biz bunları biliyorduk. 3 aşağı 5 yukarı. Yani hiçbir sürpriz olmadı yeni anlaşmada. Fakat zamanlaması burada önemli. Neden şimdi? 6 senenin sonunda. 6 sene çok uzun bir süre iki ülke ilişkilerini bu kadar sürüncemede bırakmak için. Ben bunu son seçimlere bağlıyorum. Hem Türkiye'de hem İsrail'de olan son seçimlere bağlıyorum. Her iki ülke lideri de karşı ülke liderinin artık değişmeyeceğini, yani bir değişim seçeneği olmadığını ve onunla beraber çalışması gerektiğini anladı son seçimlerde. Çünkü her iki lider de ardı ardına seçimleri kazandı ve her iki lider için de son seçimlerden önce acaba gidecek mi, acaba bir değişim olacak mı hem Türkiye hem İsrail için ve bunun böyle olmayacağı son seçimlerde belli oldu. Ve İsrail'de Dore Gold, Türkiye ile anlaşma yanlısı Dore Gold Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörlüğü'ne geldi ve Feridun Sinirlioğlu ile beraber görüşmeler geçen sene bu zamanlarda başladı ve şu an artık bunun meyvesini alıyoruz. Çok önemli bir adımdır benim şahsi görüşüm. İki nedene dayalı olarak söylerim. Birincisi özellikle Sayın Davutoğlu'nun ortaya koymuş olduğu kitabındaki tezlerle birlikte ortaya koymuş olduğu bir dış politika anlayışı vardı. Bu anlayış Türkiye'yi tam bir yalnızlığa götürdü. Bu yalnızlığın adına da değerli yalnızlık dedik. 21. yüzyıl teknolojisiyle, her türlü gelişmesiyle, küreselleşmesiyle yalnız yaşanamayacak bir çağdır. Dolayısıyla bu koşullar altında müttefik olmak lazım. Bunu bir kolektif olarak da düşünmek lazım dünyada. Türkiye'nin herkesle arasının açılmış olduğu, en menfaat sahibi olduklarıyla dahi arasının açılmış olduğu bir noktada bulunması kabul edilebilir bir durum değildi. Dolayısıyla buradan tekrar aklın icap ettirdiği noktaya geri dönüş fevkalade olumludur. Ben şahsen de bunu çok desteklerim. İkincisi bu açılışlar sadece tabiatıyla iki tarafın iyi niyetine veya empati kurarak bir yakınlaşma ihtiyacına değil, konjonktürün getirmiş olduğu zorlamalara da bağlıdır. Mesela İsrail konusuna baktığım zaman, bunu ben 4 başlık altında çok özetle satır başı haline söyleyeceğim, bağlarım. Birincisi, her elvekarda İran, Türkiye ve İsrail hala hazırda. Eskiden Mısır'dı, şimdi İsrail onun yerini almış durumda. Bölgedeki bir denge unsuru olarak bulunmaktadırlar ve bunların kendi aralarında uzaklaşmış olmaları bu dengeleri menfi yönde herkes için etkilemektedir. Dolayısıyla bir araya gelmek bu denge politikalarında yeniden bir güç birliği tesis eder. Bu Türkiye'nin lehinedir, İsrail'in de olduğu kadar. İkincisi,
Her halükarda ekonomik açıdan turizm vesaire hepsiyle birlikte baktığımız zaman İsrail aslında Türkiye için önemli bir partnerdir. Askeri alanda da aynı şekilde önemli işlevler olduğunu unutmayalım. Tanklarımızı, uçaklarımızı modernize ederken Heronları ilk aldığımız zaman hep bunların arkasında İsrail vardı. Üçüncü nokta, bugün Orta Doğu bataklık haline dönüşmüştür ve bu konjonktür inanılmaz şekilde hepimizin canını sıkmakta ve hudutları dahi riskli bir hale getirmektedir. Buradan bir noktada kurtulabilmek, güven kazanabilmenin arkasında da her şeyden evvel ittifaklar kurabilmek gereğinden geçer. Diğer iki şartsa hala masanın üzerinde duruyordu. Ta ki dönemin AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in beklenmedik bir anda yaptığı açıklamasına kadar. Çeşitli basın yayın organlarında Türkiye ile İsrail'in anlaştığı şeklinde haberler çıktı. Bununla ilgili yaklaşımımız soruluyor. Biz bir kesin anlaşma yok. Henüz imza atılmış bir şey söz konusu değil. Bir taslak üzerinde çalışılıyor. Kuşkusuz İsrail devleti ve İsrail halkı Türkiye'nin dostudur. Bu açıklama sonrasında bir kez daha İsrail'e gidip Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nason'a İsrail-Türkiye ilişkilerindeki son durumu soracaktım. We hear that son zamanlarda İsrail ve Türkiye'nin ilişkilerinin normalleşme sürecine girdiğini duyuyoruz. Bu doğru mu? Yani resmi olarak doğru mu? Bu durum aslında biraz daha karışık. İsrail ve Türkiye olarak şu an bir diyalog içindeyiz. Buradaki amacımız ilişkileri normalleştirmek. Amacımız bu. Bu hem İsrail'in amacı hem de sanıyorum Türkiye'nin amacı. İlişkilerimizin eskiye yani normale döndüğünü görmek istiyoruz. Bu bizim için iyi olacak. İki ülke için de iyi olacak. Bu normalleşme ayrıca içinde bulunduğumuz bölge için de çok iyi olacak. Özellikle de bölgedeki karışıklıkları, çatışmaları ve anarşiyi göz önünde bulundurduğumuzda. Yani ilişkilerin normalleşmesi bir nevi kazan kazan durumu ortaya çıkaracak. Ama tabii ki o noktaya varmak kolay değil. Bugüne kadar zorluklar ve engellerle karşı karşıya kaldık. Sizce bir anlaşma olur mu? Görüşmelerin sonunda iki tarafın da imza attığı 5 maddelik bir sözleşme gibi mesela. Ya da bu süreç daha doğal bir şekilde, yani zamana bırakılarak mı ilerler? Bilmiyorum. Bu anlaşmanın resmi hali nasıl olacak gerçekten bilmiyorum. Ama şunu söyleyebilirim ki İsrail tarafında iyi niyet var. Hatırlarsanız Başbakan Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayıp Mavi Marmara olayı ile ilgili ne kadar üzgün olduğunu iletti. İsrail bu konuda iyi niyetli. Umuyorum ki bu iyi niyet ilişkilerimizin geleceğine de yansıyacak. Daha o günlerde Güney Kıbrıs açıklarında gaz bulunması da Türkiye-İsrail ilişkisindeki sert rüzgarların tersine döneceğinin işaretiydi. Nitekim İsrail'de Tel Aviv yakınlarında bir kasabada buluştuğum eski Ankara Büyükelçisi Alon Lehi, bu yakınlaşmanın tamamen duygusal olduğundan bahsediyordu. Sadece gaz mı? Evet, zira biz büyük miktarda gaz bulduk. Bu gazı biz kendimiz için 50-60 yıllık tutsak bile yine de ihracını yapmalıyız. İçinde bulunduğumuz jeopolitik durum ve İsrail'in anlaşmazlıkları bizim izole edilmiş olmamızı tetikliyor ve bizim müşteri bulmamızı oldukça zor hale getiriyor. Mısır tercih edilen bir müşterimizdi birkaç hafta öncesine kadar. Ancak şu an öyle değil. Yunanistan, Güney Kıbrıs uygun bir seçenek olarak görünüyor. Ancak teknik olarak çok karmaşık bir durum. Ve herkes biliyor, profesyonel enerji verilerine baktığımız zaman Türkiye'nin ideal müşteri olduğunu görüyoruz. Türkiye şu an Rusya ile krizde ve bu kriz enerji konusuna da sıçrayabilir ve bu onlara zarar verebilir diye düşünüyorum. Netanyahu'nun üzerinde çok baskı var müşteri bulması hususunda. Zira o bunun kendi kararı olduğunu ve ekonomi bakanının kararı olmadığını söyledi. Zira bu stratejik bir konu. İsrail için gazın ihracatı stratejik bir konu. Eğer gaz Türkiye'ye gitmezse ve Avrupa'ya giderse bu durum pek stratejik olmaz. Dolayısıyla İsrail için gaz en önemli konudur. Yani tamamen duygusal mı demek istiyorsunuz? Türkiye'nin önde gelen komedyenlerinden Cem Yılmaz'ın bir reklamda kullandığı deyiştir bu. Tamamen duygusal. Hayır, başka bir politik engel daha var. Hem İsrail tarafına hem de Türk tarafına kuşatmanın kaldırılmasını nasıl anlatacaksınız?
tanımlayacaksınız? Halka ne diyeceksiniz? Uzun süredir devam eden İsrail'le normalleşme görüşmeleri geçtiğimiz hafta resmiyet kazandı. Nihayet karşılıklı iki ülke arasında olumlu yönde imzalar da atıldı. Düne kadar Mavi Marmara seferini savunanlar bir şaşkınlık, İsrail-Türkiye ilişkilerini yakından takip edenlerse bir tebessümle bütün bu gelişmeleri izlemeye başladılar. Şimdi Türkiye devreye giriyor. Bakalım Hamas konusunda ve Gazze konusunda nasıl bir şey olacak? Türkiye-İsrail ilişkilerinde her zaman Filistin konusu, özellikle de son dönemlerde Hamas ve Gazze konusu kritik noktadır. Yani iki ülke ilişkilerinden ayrı olarak orada bir şey olduğunda iki ülke ilişkileri direkt etkilenir, doğrudan etkilenir. Dolayısıyla ne olursa olsun orada herhangi bir huzursuzluk ya da bir çatışma durumunda Türkiye-İsrail ilişkileri de etkilenebilir. Türkiye Gazze'de şu an hali hazırda bir hastane inşası sürüyor. Onun dışında cami yapımı var. Son öğrendiğimize göre TOKİ evleri yapılacak, su arıtma tesisi yapılacak, elektrik santrali yapılacak. Gazze'lilerin hayatını daha iyileştirecek şeyler yapılacak. Altyapıya yönelik başka yatırımlar da yapılabilir. Türkiye ile İsrail arasında yaşanan Mavi Marmara geriliminin neredeyse hemen hemen aynısı Türkiye ile Rusya arasında yaşandı. Bu sefer ortada bir gemi değil, düşürülen bir uçak vardı. Türkiye Rus savaş uçağını düşürdükten sonra Rusya da tıpkı Türkiye'nin İsrail'e Mavi Marmara baskınından sonra ön sürdüğü gibi 3 madde öne sürdü. Çok benziyordu maddeler. Bu sefer Rusya Türkiye'den resmi bir özür bekliyordu. Bu sefer Rusya tazminat olarak tazminatın karşılanmasını istiyordu. Ve bu sefer Türkiye'den Ruslar uçağı düşürenlerden hesap sorulması gerektiğini söylüyordu. İşte geçtiğimiz hafta bütün bu konularda adım 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 adımlar atıldı. Peki neler yaşandı? İsterseniz onu da tarihin o tozlu sayfalarına 5N1K kameralarıyla girip bakalım. Olayı konuşmamız lazım. Tabii olaydan bir müddet sonra kendilerini aradım. Ama o andan bu ana kadar henüz bize bir dönüş söz konusu değil. Tabii şimdi bu bir Rus uçağı olduğu belli olmuş olsaydı belki uyarıların türü farklı olabilirdi. Yani bu uyarılar çok daha farklı bir zeminde ulaştırılarak farklı yerler devreye sokulmak suretiyle bu hava sahası ihlalinin önü kesilebilirdi. Bu krizin maliyeti her iki ülke ekonomisi için de büyüktü. Türkiye'ye Rus turistlerin gelmesi yasaklandı. Rus turist sayısı %92 düştü. Yıllık 30 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmi sıfırlandı. En önemli pazarlarımızdan bir tanesi Rusya. Yani birinci Almanya, ikinci Rusya, üçüncü İngiltere. Rusya ile ilişkilerimiz hem turizm açısından, hem alışveriş açısından, hem de manevi ve ailevi yapılardan dolayı önemli bir yer işgal ediyor. Ev alıyorlar, evlilik yapıyorlar, neredeyse çoluk çocuk ve torun sahibi olanlar var. Dolayısıyla biz burada bir angajman kuralı uygulanmış. Kuraldan sonra iki tarafın teknik ekipleri, yani askeri kanatlar otururlar, bunu çözerler. Çözemediklerini diplomatik kanallarla çözmeye çalışırlar. Onun da bir üssü iki cumhurbaşkanının bir masada oturup bu işi çözmesidir. Yani bu husumet haline sokulmaması lazım. Ve böyle tereddütlü bir hale sokulmaması lazım. Maalesef şu anda bıçak gibi kesildi. Ve beklenen özür geçtiğimiz hafta geldi. Bu sefer özür dileme sırası Erdoğan'daydı. İki ülke arasındaki buzlar hızla eridi. Bir de buna IŞİD'in kanlı Atatürk Havalimanı saldırısı eklenince
Putin, Erdoğan'ı geçmiş olsun için bizzat kendisi aradı. Rusya krizi hızla tam tersi yönde gelişmeye ve çözülmeye başlandı. Türkiye'nin menfaatle Rusya ile birlikte yakın olmaktır. Bunun zaten geçmişte de bütün haşmetiyle sonuçlarını gördük. Bugün de bunun ızdırabı içindeyiz. Ama her halvekarda şunu da akıldan çıkarmamak lazım. Büyüklerle flört edilmez. Çok dikkatli, çok temkinli olmak lazımdır. Geçmişten bugüne kadar baktığımız zaman Türkiye-Rusya ilişkilerine her zaman için bu temkinli olmanın ne kadar önem taşıdığını da akılda tutmak lazım. Şimdi kalp kırmak çok kolay ama bunu tamir etmek çok zor, zamana ihtiyaç gösterir. Türkiye'nin halihazırda bulunduğu nokta hayırlı, iyi, olumlu bir gelişmedir. Ve inşallah bu sürecin sonuna akılcı politikayla, temkinli ve sabırlı bir politikayla eskiyi ihya edecek noktaya taşınarak götürülmesi her tarafın menfaatine olur diye düşünüyorum. Amerika'nın tek başına güçlü olduğu, Rusya'nın onu takip ettiği bir dünya düzeninde değiliz artık. Rusya bu anlamda güçlü bir aktör. Bir de Türkiye'nin İran'la ilişkileri, uzak Orta Doğu, Orta Asya Türk Cumhuriyeti'yle ilişkiler, onları düşündüğümüz zaman Rusya her yerde karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla ben Rusya'yı görmüyorum, tanımıyorum, bilmiyorum demeye lüksüne sahip değiliz. Zaten gelinen noktada da hani demin ifade ettiğim gibi Rusya ile ilişkilerin iyi tutulması zaten hep Türkiye'nin tercih ettiği bir şey oldu. Şimdi tekrar eski Kasım ayı öncesine dönüş var diyebiliriz. Sadece bu iki krize baktığınızda bile aynı soruyla karşılaşıyorsunuz. Peki ne oldu? Sahi ne oldu da Türkiye uluslararası ilişkiler konusunda hızla 180 derecelik dönüşümlere imza atmaya başladı? Uzmanlar buna gerekçe olarak bir kişiyi işaret ediyorlar. Ahmet Davutoğlu'nun gidişini. Eski Başbakan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu asıl mesleği akademisyen olsa da AK Parti kurulduktan sonra başta eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere iki isme dış politika konusunda danışmanlık vermiş, Dışişleri Bakanlığı yapmış ve Başbakanlığı döneminde de kendi savunduğu stratejik derinlik adlı tezini Türkiye dış politikası olarak hayata geçirmişti. Şimdi dış politikada bir U dönüşü yaşanıyordu. Tıpkı kitaptaki gibi AK Parti iktidarı bölgesel manada güçlü bir Türkiye hedeflemiş ancak bunu başaramamıştı. Davutoğlu'nun kitabında yazan gerçek hayatta büyük bir hayal kırıklığına dönüşmüştü. Şimdi o kitap raflara koyuluyor, teoride mükemmel gibi gözüken fikirler terk ediliyor. Türk dış politikasında yeni bir dönem, Ahmet Davutoğlu sonrası restorasyon dönemi başlıyor. Çok önemli bir adımdır benim şahsi görüşüm. İki nedene dayalı olarak söylerim. Birincisi özellikle Sayın Davutoğlu'nun ortaya koymuş olduğu kitabındaki tezlerle birlikte ortaya koymuş olduğu bir dış politika anlayışı vardı. Bu anlayış Türkiye'yi tam bir yalnızlığa götürdü. Bu yalnızlığın adına da değerli yalnızlık dedik. 21. yüzyıl teknolojisiyle, her türlü gelişmesiyle, küreselleşmesiyle yalnız yaşanamayacak bir çağdır. Dolayısıyla bu koşullar altında müttefik olmak lazım. Bunu bir kolektif olarak da düşünmek lazım dünyada. Türkiye'nin herkesle arasının açılmış olduğu, en menfaat sahibi olduklarıyla dahi arasının açılmış olduğu bir noktada bulunması kabul edilebilir bir durum değildi. Dolayısıyla buradan tekrar aklın icap ettirdiği noktaya geri dönüş fevkalade olumludur. Ben şahsen de bunu çok desteklerim. Sıfır sorun politikası derken sıfır sorun bir idealdi zaten. Hani belki onu tarih daha güzel yargılayacak, daha güzel konuşacak ama şimdi sıfır sorun dediği zaman 2010'dan önce bu politika güzel bir şekilde işlerken herkes, bu ülkedeki herkes, belki AK Parti karşıtları, hükümet karşıtları bile ya Allah Allah iyi gidiyor bu iş falan noktasındaydılar. 2010'la beraber özellikle Arap Baharı ile beraber sıfır sorun politikası sahada artık imtihana tabi tutulmaya başlayıp sınanması yapılmaya başlayınca bir şeylerin yürümediği ancak o zaman görüldü. Dolayısıyla 2010'dan önce özellikle Arap ülkeleriyle vizelerin kaldırılması, hani çok meşhur bir poz bile verildi, Suriye'yle vizeler kaldırdı, hep beraber bütün bakanlar sınırda sıraya geçti falan. O zaman da herkesin övdüğü bir politikaydı. Dolayısıyla ben hep şunu merak etmişimdir. Sıfır politikasını ortaya atan işte eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun acaba bu politikayı mesela şu andaki tecrübelerinden sonra tekrar yazmak istese nasıl formüle ederdi? Dolayısıyla belki hani bundan bir 5-10 yıl sonra tekrar
yeni gelişmelerin ışığında baktığımızda bu sıfır sorun politikasının Türkiye'ye neye mal oldu ya da Türkiye'ye ne kazandırdı biraz daha net görülecektir diye tahmin ediyorum. Önümüzdeki günlerde Türk dış politikasına damgasını vuran Mısır'la ilişkiler de bir rot balans ayarıyla gerçekçi bir hatta oturtulacak. Ancak Türkiye'de asıl dış politikanın değişmesi gereken çok daha önemli bir ülke var. Korktuğumuz buydu. Yani sürekli zamanı oynayarak Suriye rejimi işlediği suçu örtmeye, unutturmaya ve sanki pozitif bir gündem içinde davranıyormuşçasına zaman kazanmaya çalışması. Ama bir zalim rejimin yaşaması mümkün değil. Öyle veya böyle tarih kendi doğasıyla hareket eder ve kendi halkına zulmedenleri öğütür. Şu anki geldiği konjektür itibariyle maalesef sancılı, acılı bir süreç ama çok uzun süre, yani uzun süre tabirini artık yıllarla ifade etmek mümkün değil. Aylar ve haftalarla ifade edilebilir. Peki. Davutoğlu döneminde evdeki hesap Suriye'ye uymadı. Bugün Türkiye yanlış dış politikasının sonuçlarını bizzat kanla, gözyaşıyla, bizzat kendi vatandaşlarının ölümüyle yaşayarak ödüyor. Bir dönem bittiğine göre önümüzdeki günlerde Türkiye-Suriye ilişkilerinde de yepyeni bir sayfanın açılacağını öngörmek yanlış olmaz. Stratejik derinlik hayallerinden gerçeklere uzanan bir diplomasi yolunda yeni politikaların oluşması, kararların alınması ve belki de bir 180 derecelik yeni bir dönüş kaçınılmaz gözüküyor. Türkiye yepyeni bir dış politika doktrinine el uzatıyor. Dünyada, Orta Doğu'da yeni bir dünya kuruluyor, düzen kuruluyor ve Türkiye'de aslına bakarsanız bu düzende kendi yerini alıyor diyebiliriz. Önümüzdeki günlerde şimdi Mısır'la Suriye meselesi nasıl hallolacak? Türkiye'nin dış politikadaki temel iki gündem maddesi bu. Görünen o ki bu iki ülkede de ilişkilerde yeni adımlar atılacak. Beşli Birkaç çok kısa bir ara vereceğiz. Ardından beraber olacağız. Sevgili seyirciler, bugün sizlere Türkiye diplomasi trafiğindeki bazı gelişmelerde nereden nereye gelindiğini özellikle ayrıntılarıyla anlatalım istedik. 180 derecelik değişim eleştirilebilir. Ancak özüne baktığınızda bugün pek çok kişinin eleştirdiği bazı olayların da derinden düzenlenmesi, düzeltilmesi anlamına geliyor. Önümüzdeki günlerde başta Mısır olmak üzere özellikle Suriye konusunda Türkiye bir adım atar mı? Atarsa hangi adımları atar? Onu da yine 5N1K programında izleyeceğinizden emin olabilirsiniz. 5N1K'yı da bugün programın sonuna geliyoruz. Yeni bir programda bambaşka bir gündemle buluşuncaya kadar ben Cüneyt Özdemir. Hepinize şimdiden iyi bayramlar diliyor, iyi akşamlar diliyorum.